Tarım eğitim için ne buyuruyorsunuz demiş. Tabii bu konu bu çok işleniyor ama yine de söyleyelim. Karma eğitim dediğimiz zaman kızlarımızın rüşt çağı var, erkeklerimizin rüşt çağı var. Rüşt, buluğ çağı dediğimiz. Bu buluğ çağı öncesine zaten İslami adına şer'an fetva veriliyor. Buluğ çağı öncesi, rüşt çağı dediğimiz yani. O çağ öncesinde işte kızların işte 8 yaş ortalama, 9 yaş işte rüşt çağları erkekler için yani bir şey anlayabilecek ölçülerde. Buna tabi fetva veriliyor. Takvan tabi erkek ve kızın her zaman ayrılması. Ama rüşt çağının üstünde zaten şer'an karma eğitim caiz değildir. Bu konuda artık nasıl yapılabilir? İmam hatipler varsa, özel okullar varsa o kızınızı insan ayırması gerekiyor. Bu işe de bu şekilde. Ha, diyeceksiniz hocam Türkiye'de eğitim zaruret. İşte karma eğitim var. Ona göre işte kendinizi biraz zorlayın. Medreseleri arayın. Medreselerden bilgi alın. Bu işin medresedeki boyutları nasıl oluyor? Bunları öğrenmeye çalışın. Ama bu demek değil ki yani biz hocam sistem bize bunu gerekli kıldı. Biz de mecbur yapacak başka bir şeyimiz yok. Hemen çocuğumu ben de oraya gönderirim. Böyle bir şey yok. Çünkü vecahidu fillah hakka cihadi. Müslüman gerçekten bir mücadele etmek zorunda. Bakacaksın. Çocuğumu dışarıdan mı okutabiliyorum? İşte ne şekilde bir çocuğuma farklı bir yerden destek alıp eğitimini ne şekilde yürütebiliyorum? Medrese boyutunu, Kur'an kursu boyutunu, İmam Hatip boyutunu farklı farklı boyutlarını inşallah araştırman gerekiyor. Bu şekilde araştırmanı tavsiye ediyoruz.